fotoğrafları. Tam fotoğrafları öyle yapalım. Alo. Ha, 4'te dediler. Ya bu 4 denilir, gecikmeler olur tabi. Yani 4 çeyrek olur. Buranın sorunu, burası maalesef uzun yıllardır artık zamana dayanamayan bu tür yapılardır, binalarımızdır, duvarlarımızdır. Nedeni söylersek burası ikinci derece arkeolojik sit bölgesi. Şu anki kanunlara göre onarımı kesinlikle olmuyor. Kurul kararı gerekiyor. Kurul kararı müze denetiminde yıkılabilir fakat tekrar yapılması uygun görülmemiştir şeklinde gelen karar yazılarında mevcut. Fakat bunların tabii ki geçtiğimiz günlerde yaşadığımız afet sonucu aşırı yağışlardan dolayı köyümüzdeki bazı bölgelerde bu tür eski yapılarda çökmeler oluştu. Tesellimiz can kaybının olmamasıydı. Fakat bizim dileğimiz bu tür tarihi eski yapıların bir bütün halinde ele alınarak kurul kararıyla verilecek uygun restorasyon planıyla restore edilmesi, yarınlara da taşınması. Aksi halde biz tarihimizi bu şekilde doğal afetler sonucu kaybediyoruz. Bir tarih yok oluyor. Dediğim gibi artı yaşayan canlar en büyük tesellimiz, demin dediğim gibi bir cana mal olmadı. Bir can kaybetmedik ama yarın bunun olmayacağına ne malum. O yüzden ivedilikle, çabuklukla bu tür yapıların, eski yapıların kurul kararının vereceği rapor doğrultusunda restorasyonun yapılması ve gelecek kuşaklara taşınmasıdır. Ama çok yağıştan, yağmurdan burası da benim. Arka tarafı da yıkıldı, burası da yıkıldı. Sen mi vardın içeride yıkıldığında? Gece oldu ben. Arka taraftaki evde ben oturuyorum. Bunda kız oturuyordu. Yıkıldı. Evet. Daha önce yazı yazdın herhalde. Kurula yazı mı yazdın? Damat getirdi onları gösterdi. Gidmek için bir taş yuvarlı yormuşlar. Bırakmamışım yandan. O gün de çöktü gece. Ben gidiyorum. Ajansız biz. Hepsine vereceğiz haberi. Şu gördüğünüz şeritleri biz kendi imkanımla ev sahibi, bizler köy içerisinde dolaşarak çektik. Sebebi de en azından bir dikkat çeksin, vatandaş bunların yanına fazla yanaşmasın. Sosyal medya hesaplarından da bunları paylaştık. Çünkü her an yıkılma tehlikesi olan yerler. Şu anda elimizden gelen sadece bu şerit. Yıkıldı. Annemlerin evin önündeki kapının önü yıkıldı. Arabanın üstüne geldi. Taş camı kırıldı arabanın. Ondan sonra üstü kaportası kırıldı. Yani toprak olduğu için dökülüyor. Yıkılıyor yağmurlardan. Topraktan örülmüş. Kaç sene evvel soluyor belki. 50-100 yıllık duvar yani. Korkuyor musun? Korkmaz mıyız? Tabii ki korkuyoruz. Biz de, ben de diyorum ki oğlan kardeşim benim ikizimin arabasının üstüne düştü. Dedim sana iyi ki bir şey olmadı. Gelen gene mala gelsin, cana gelmişsin. Müzedekilere sormak lazım. Siz burada necisiniz? Soracaksınız. Kurulmuş jandarmalar mı siz burada yapıyorsunuz? Tabii ki can ve mal endişesi de yaşıyoruz yani. Yıkılmak üzere evler var mesela. Onun için kuruldan izin almak için de yani akla karayı seçtiriyorlar. Öyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani bu arkeolojinin bir an önce bu sorunların bir karara bağlanması ve tamamen köyün içerisinden arkeolojinin tamamen kaldırılması. Tamam. İşte, çektik. Çok sağ olun. Çektik. 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 Çektik.